Edilmedi, en sonunda yapıldı. Çıkan kararlara bakılırsa çoğu yorum aslında uzun süreli bir çözüm sağlanamayacağını söylüyor. Siz ne dersiniz? Evet, doğru yorumlamalar. Çok kırılgan bir ateşkes anlaşması. Çok uzun sürebileceği, yani bu şekilde bir sürdürülebilirliğinin olmadığı ortada. Çünkü zaten esasında bir kısmi bir ateşkes söz konusu. Yani oradaki Rusya'nın ve işte uluslararası toplumun terör örgütüyle kabul ettiği örgütlere yönelik operasyonlar durmayacak, devam edecek. Üç maddelik mutabakatta böyle bir kısıtlama, böyle bir şey yok. Evet, silahlar sustu. Silahlar Rusya destekli Suriye yönetiminin operasyonları şu an için durdu. Ama örgütlere, yani Heyet Tahrir Şam, Ensar el-Din gibi örgütlere yönelik operasyonlar devam edecek. Bu sahada, yani bu anlaşmanın, bu zoraki anlaşmanın sahada bir karşılığı yok. Ve anlaşma da esasında AKP rejimi açısından kelimenin tam anlamıyla bir hezimet demek. Yani Türkiye hükümetinin kabul ettiği bir tek madde yok orada. Silahların kısmı olarak susması dışında bütün maddeler Rusya'nın istediği maddeler. Soçi mutabakatı fiilen artık sona erdirildi. Suriye yönetiminin bugüne kadar aldığı topraklar kabul edilmiş oldu. Çıkılmayacak oradan. Yani Türkiye ay sonuna kadar, 1 Mart'a kadar süre tanımıştı. Ya geri çekileceksiniz ya da operasyon yapacağız gibi tehditler savruluyordu. Bütün bu tehditler, bütün bu o külhan bir açıklamalar bir şekilde yutulmak zorunda kalındı. Bir diğer önemli kısım, aslında Rusya'nın sahada kazanmak için hamlede bulunduğu M4 otoyolunun güvenliği de bu anlaşmada sağlandı. Yani Rusya savaşmadan bu yolun, bu can alıcı yolun, kara yolunun güvenliğini sağladı. Bir tek kurşun sıkmadan, bir tek operasyon yapmadan bu güvenliğini Türkiye'ye kabul ettirmek zorunda kalır. Bu başlı başına büyük bir, esasında Rusya açısından, Suriye yönetimi açısından büyük bir başarı, bir zafer demek. Öbür türlü Rusya'nın Soçi mutabakatı sınırlar dışına çıkmayacak. Bu da yine Türkiye açısından bir hezimet. Yani her anlamda silahların susması, kısmen susması dışında kazanılan, elde edilen Türkiye açısından hiçbir başarı yok. Peki sahaya etkisi nasıl olur sizce bu mutabakatın? Bir süre muhtemelen çatışmalar, yani Rusya destekli Suriye yönetiminin operasyonları duracak. Zaten durmak istiyorlardı. Parça parça ilerliyor Suriye yönetimi. Yani bir salam stratejisi uyguluyor. Parça parça kesip parça parça uyguluyor. Zaten 3 aydır operasyon düzenliyorlardı. Kasım işte 27-28 Kasım'dan bu yana, Kasım ayından bu yana 3 aydır süregelen bir operasyon vardı. Bir yorgunluk vardı. Şu ana kadar İdlib'in neredeyse 1/3'den fazla kısımda cihatçılardan, radikal İslamcılardan temizlediler. Bir soluklanacaklar, bir dinlenecekler. 1-2 ay sonra yeniden bir operasyon düzenleyecekler. Ve bu tam da aslında Rusya'nın da Suriye'nin istediği bu. Parça parça ilerlemek. Şimdi topyekun bir saldırı yapmak daha çetin bir mücadele, daha çetin bir süreci göze almak demekti. Tam da işlerine geldi. M5 otobanın karayolunu güvenceye aldılar, temizlediler cihatçılarda. Büyük bir kazanım elde ettiler. Şimdi M4'ü buna eklemleyerek bir kazanım elde edilmesiyle bu süreci bu aşamada durduracaklar. Yani sahada bir süre silahlar patlamayacak. Bir es verilecek ama ondan sonra tekrardan muhtemelen bir ay sonra, bir kısa bir süre sonra yeniden silahlar patlamaya başlayacak. Teşekkür ediyoruz İbrahim Varlı değerlendirmelerinizi paylaştığınız için.